yöntemlere devam ediyoruz arkadaşlar. Monografi. Monografiye yıldız çok önemlidir. Öğrenciler genellikle karıştırdığı için de monografiden soru sormayı sever ÖSYM. Monografi şudur. Seçilen tipik bir birim üzerinde derinlemesine yapılan araştırmadır. Monografi sonucunda elde edilen veriler daha sonra benzer gruplara genellenir. Yani burada yapılan şey bir örneklem grubun alınması, derinlemesine inceleme yapılması ve sonuçların bütüne genellenmesidir. Mono zaten tek demek. Aklınıza buradan gelebilir. Tek bir birim üzerinde derinlemesine inceleme yapılır. Sonra da sonuçlar bütüne genellenir. Mesela işçi ailelerinin yaşantısıyla ilgili sosyolojik bir araştırma yapmak istiyorum. Burada bütün ailelere ulaşmam mümkün olmayacağı için bir mahalleyi seçiyorum. Oradaki ailelere sosyolojinin kullanabileceğim bütün yöntemlerini kullanarak derinlemesine bir inceleme yapıyorum. Mesela görüşmeyi kullanıyorum, gözlem kullanıyorum, anket kullanıyorum vesaire. Bunun gibi derinleme bir araştırma yaptıktan sonra da aldığım sonuçları bütün işçi ailelerine genelliyorum. Bunun adı monografidir. Tarihi inceleme, toplumsal olguların araştırılmasına ışık tutması için geçmişteki tarihsel örneklerin incelenmesi yöntemidir. Adından hemen anlayabileceğiniz bir yöntemdir. Sosyometri, yine ÖSYM bunu sever, yine karıştırılan bir yöntemdir. Sosyometri, küçük gruplarda grup üyeleri arasındaki sevgi, nefret, beğenme gibi tutumların incelenmesi ve bu yolla grubun yapısının ve durumunun öğrenilmesidir. Metri, metre, ölçmekten aklınıza gelsin. Küçük grupların tutumlarının ölçülmesidir. Grubun üyelerine birbirlerine karşı neler hissettiklerini sorma temeline dayanır ve küçük gruplarda kullanılır. Küçük gruplardan kastımız şudur, sayıca küçük gruplar. Mesela bir futbol takımında uygulanabilir. Ya da bir sınıfta uygulanabilir. Mesela bir futbol takımının kaptanı seçilirken ya da bir sınıfa başkan seçilirken tamamen sosyometri yöntemi uygulanabilir. İstatistik ise bu anlattığımız herhangi bir yöntem sonrasında elde edilen bilgilerin sayısal değerlerle ifade edilmesi yöntemidir. İstatistik yoluyla ulaşılan yargılar nesnel bir anlatım kazanır. Mesela Türk kadınının %85'i mutsuz gibi bir sosyolojik sonuca ulaşıldıysa bu tamamen kullanılan yöntem her neyse ondan sonrasında yapılan bir takım istatistiksel çalışmalarla elde edilen bir veridir.